Altyazıyı da görüyorsunuz. Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a bir yanıt geldi ki sormayın gitsin. Mustafa Sandal ne yapmıştı biliyorsunuz? Bir kitap yapmıştı ve eski yaşadığı aşkları dillendirmişti. Ve Defne Samyeli ile hiçbirimiz aşk yaşayıp yaşamadığını bilmiyorduk. Hatta bu haberle devam edelim çünkü gelişmeleri ben de sizler kadar, Bircan kadar merak ediyorum. Evet. Sen de merak ediyor musun? Çok çünkü merak ediyorum çünkü zaten Defne onu terk etmiş meğersem. Evet. Duyulmaması için terk ediyor. Hatta Defne bununla izleyin görün. 50 yaşındaki popçu Mustafa Sandal yine yaptı yapacağını. Ortalık savaş alanına döndü. Mustafa Sandal'ın gizli aşk itirafı Defne Samyeli'yi neden çılgına çevirdi? İkilinin yıllar önce gizli gizli aşk yaşadığı iddiası doğru mu? Defne Samyeli Mustafa Sandal'ı neden uyardı? Defne Samyeli eski aşkı Cem Yılmaz'ı unutmak için kesenin ağzını açtı. Güzel şarkıcının 12 bin liralık affetme semineri neden olay yarattı? 1,5 yıl süren büyük aşk evlilikle taşlanacak diye beklenirken bir anda aldıkları ayrılık kararı zira herkesi şok etmişti. Ancak magazin kulislerinde konuşulanlara göre ünlü komedinin Serenay Sarıkaya olan hayranlığı Defne Samyeli ile aşkını bitirmişti. Ve aylar sonra ünlü komedyen de güzel oyuncuya hayranlığını bu sözlerle belgelemişti. Cem Yılmaz'ın bu sözleri karşısında Serenay Sarıkaya'nın da deyim yerinde ise ağzı kulaklarındaydı ve verdiği kaçamak yanıtlar kafaları çok karıştırmıştı. Cem Yılmaz Bey, bu açıklamasına yorumunuz ne olur? Size bakıp dalıp gidiyormuş. Vallahi ben izlediğim şovu İbrahim'i de zaten çok seviyorum. Gözler bu sırada Defne Samyeli'ye çevrilmişti. Sosyal medyadan bir videosunu paylaşan Defne Samyeli'nin manidar sözlerinden aşk acısı çektiği apaçık ortadaydı. Derken 50 yaşındaki Mustafa Sandal'ın Beni Ağlatma isimli kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İlişkilerini gizleme isteği yüzünden Defne Samyeli tarafından terk edildiğini iddia eden 50 yaşındaki popçu, Defne ne istediğini bilen net bir kadın. Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor dedi ve yapması gerekeni yaptı. Beni terk etti. Ortalık fena karıştı. Bunu niye yaptın Mustafa bilmiyoruz tabii ama Emine'ye yer vereceğini biliyorduk. Birkaç sevgilisine yer vereceğini biliyorduk ama bunların hepsi gerçekten muvaffakatname isteyen, izin hakkı isteyen şeyler. Defne'nin buna izin verip vermediğini tartışmak lazım tabii. Ben olsam geçmişteki bir şeyin kurcalanmasından hoşlanmam. Herkes gizli aşk itirafı karşısında ne yapacak diye merakla beklerken Defne Samyeli açtı ağzını, yumdu gözünü, 50 yaşındaki popçuyu yerin dibine batırdı. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam. Şok şok şok! Mustafa Sandal'la gizli aşk yaşamadıklarını söyleyen ve Mustafa Sandal'ın iddialarını yalanlayan Defne Samyeli ayrıca ünlü popçunun reklam yaptığını ima etti. Kızılca kıyamet koptu. Mustafa Sandal yalan mı söyledi? Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Defne Samyeli Amerika'da kişisel gelişim uzmanı Dr. John DeMartini'nin seminerine katıldı. Sabah 8'de başlayıp gece 1'de biten 16 saatlik eğitime 12.800 TL ödedi. Nefret ve hayranlık hissedilen kişilere anlama ve affetmeyi öğreten Çığır Açan Deneyim isimli seminer sırasında Dr. John DeMartini önce üzerinde çalışmak için bir kişiyi seçin dedi ve en öndeki Defne Samyeli'ye dönerek kağıda yazdığınız kişi kim diye sordu. Telaşla kağıdı eliyle kapatan Defne Samyeli ise hayatta söylemem yanıtıyla salonda kahkaha tufanı yarattı. Haberle ilgili yorumumuza geçmeden evvel şu an Eymen ateşli birazcık ama çok fazla değil çok şükür. Evde bizi izliyor ve selam bekliyormuş. Eymen öpüyorum oğlum. Canım benim bir ara hep Reymen diyorduk Eymen sanıyordu. Eymen evet, seni çok öpüyoruz. Çok şükür Eymen dedik. Reymen'e evet, geçmeden daha geçmedi. Reymen'e geçince izlem anneciğim. Evet, izleme. Küfürler havada uçuşuyor. Bütün çocuklarımıza da buradan geçmiş olsun diyoruz hasta olanlara. Tam böyle hastalık dönemi dikkat edin anneler. Evet. Şimdi Defne Samyeli 12.500 ya da 12.600 lira veriyor. Bir seminere katılıyor ve diyor ki seminerde affetmeyi öğreneceğiz falan filan. Tamam kadın bunu yapmak istiyor. Affetmek istiyor. Ama o seminerdeyken bir kitap çıkıyor ki geçmiş olsun yani. Neden Mustafa Sandal'ı affetmiyor mesela? Değil mi? Seminerdeki para çöpe gitti. 12.800 TL. Çünkü oraya Cem'i affetmeye gitti o. Mustafa'yı değil. O peki para Mustafa için. Sandal'ı sen affeder miydin? Böyle ben bir dün de söylemişim. Kitap yazılıyor. Hani muvaffakatname, hani böyle onay alınması ya, gerekiyordu, alınmamış. İşte bak o yüzden devam edecek. Ben diyor ki inşallah mahkemeye vermek zorunda kalmam. Muvaffakatnamesi olsa mahkemeye veremez. Demek ki yok. Çünkü lazım.
herhangi bir kitapta, filmde, dizide, bir yerde görüntün geçiyorsa, konuk bile oyuncuysan geçiyorsa, bunu kullanmak için senden izin istemek zorunda yapan kişi. Ya zorunda, bir de beni, kitabın adı Beni Ağlatma. İlk ağlattığı kişi Defne Samyeli oldu. Ve Defne Samyeli diyor ki topu topu diyor, 4 kere gördüm ben seni diyor. Çok komik. O çok komik böyle olmuş. Bir, ama samimiyeti olmadığını aslında dile getiriyor orada. Yani ama ben bir ilişkileri olmadığı halde Mustafa'nın da bunu yazacak kadar şizofrenik bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki. Peki, bir ilişki yaşanmıştır. Reklama ihtiyacı var mı? Var. Var şimdi, mı? Hayatında Mustafa kitap mı yazmış? Kitap yazdı Mustafa deyince böyle... Tövbe tövbe, çok bir gazlı içecek firmasının lahmacun çıkartması gibi değil mi yani, Allah aşkına sen de yani. Nereden buldun bu yapayım? Yani bunun içinde çok iyi bir reklama ihtiyaç var. Bizim gazlı içeceğimiz ama çok meşhurdur ama adın lahmacunumuz da çok meşhurdur. Ya ilişki yaşamadığın bir kadını kullanır mısın reklam içinde? Yani İşte bir bence namusuyla ilişki yaşamadı dalga geçer değil. Misin? İlişki yaşadı. 1, 2, 3, 4 kaç kere görüştüğünüz o sizin tasarrufunuz, onu bilemem. Ciddidir ilişki, değildir. Peki şimdi bir taraf diyor ki ilişki yaşamadım diyor. Bir tarafta diyor ki yaşadığı ilişkiyi anlatıyor. Detay sence bile veriyor. Sence orada ilişki yaşamadın mı diyor. 4 kere zaten yani. Çok da böyle hani ilişki yaşamadın ciddi... diyor. Aa. Tabii. Dur, hatta bir dakika. Bir açıklamayı okusana. Defne'nin açıklaması. Kayan yazı yok. Versenize. Sevgili seyircimize de soralım. Biz de ekranda tut, biz de izleyelim. Evet. Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım Mustafa. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam. Gördün, direkt yalanlamış. Sanatçı benim arkadaşım ilişki, diyor. Ha, mesela hem ilişki yaşadığını hem de gizli tutmak için onu terk etti. Şimdi eğer bu gerçekten böyle bir şey yaşanmadıysa, ya Defne şizofren ya Mustafa şizofren. Çünkü yani anlamış bir şey, ikisi çok güzel anlatıyor. Yani bir kitabında yer veriyor. Eğer böyle bir şey Mustafa yaptıysa. İnsanlara bakıyorsun, inananlara, inanmayanlara. Genellikle tabii ki Mustafa'ya inanıyorlar. Ben de Mustafa'ya inanıyorum. Bir erkek durup dururken böyle bir şey niye yazsın diyorlar. Kitap gibi çok önemli bir şeydi. Niye? Ama izin almadan da yazmaya hakkı yok. O haksızlık zaten. Şimdi bu Can'ın yaptığıyla aynı şey. Demet Özdemir belki ilişkisini saklıyordu, Can Yaman. Evet. Ne dedi? 20. bölümden itibaren biz ilişki yaşamaya başladık. Libidolarımız tuttu falan filan açıklaması var. Ama mesela burada ahlaksızca bir şey söyleyebilirsin ama yalancı diyemezsin Can'a. Tabii yalancı diyemezsin. Burada yalancı diyemeyiz. Ama yanlış dersin yaptığını. Yanlış derim. Şimdi Mustafa Sandal'da ya çok güzel bir isimsin. Mustafa'nın yaptığı, bize kazandırdığı 90'lı yıllarda dinlediğimiz şarkıları tadı muhteşem, var mı? Muhteşem. Yok. Benim aşka inancım kalmadı dedi. Hepimiz coştuk. Jest oldular. Hala dinlenir şarkılar. Bunun arabası var. Senin buna ihtiyacın yok. Yani kadın söylemek istemiyor. Belli ki bir şey yaşanmış. Belki de iddialar o. Mustafa Sandal'ın iddiası. Kadın söylemek istemiyorsa da yazmazsın ya. Peki şimdi diyelim... Defne'nin açıklaması bu. Mustafa da diyor ki yaşadık. Şimdi yarın bir gün bir yerde karşılaştıklarında kim kimden utanacak ya? Bununla ilgili bir açıklaması varmış. Neyi? Mustafa'nın. Evet, verelim. Bak. Peki Mustafa'ya bir sorum var. Şu an Defne Samyeli'nin hayatında ciddi bir birlikteliği olsaydı, erkek arkadaşı olsaydı, evlendiği adam olsaydı, yine de bunu yazar mıydı? Yazamazdı. Bu çıkar mıydı? Cem Yılmaz'la şu an el ele tutar. Ya çok ayıp bir şey. Hele Cem Yılmaz'la asla yapamaz. Gerçekten ayıp bir şey. Yani bunu sormadan, izin almadan yazabilme ihtimalini bile yakıştıramıyorum ben. Mustafa'nın tarzına, tavrına, onun da çoluk çocuğu var. Şimdi Defne'nin de boyu kadar kızları var. Zamanında yaşanmış olabilir. Niye bu defterler açılıyor? Herkes önüne bakmalı, geleceğe bakmalı. Herkes belki hata olarak görüyorlarsa hata da yapabilirler. Bu nedir ya? Kitaba şimdi, yazmak ne demek? Hayatım boyunca karşına çıkacak. Bu durumda netlik istiyor. Umarım bir netlik kazandırır, yoksa onu mahkemeye vermek zorunda kalacağım diyor. Bir de reklam yaptığını iddia eden bir, ima eden bir konuşma var ki çok da gerek var mıydı benim ismimi kullanmana Mustafa'cığım gibi bir şey söylüyor. Doğru diyor aslında. O da diyor ki Defne Samyeli de diyor ki sen zaten büyük bir isimsin. Sen güzel bir isimsin. Doğru söylüyor. İhtiyacın var mı böyle bir reklama diyor. Ama ne yalan söyleyeyim, Defne'de çok iyi reklam oldu. Defne'ye mi reklam oldu? Defne'nin ismi Mustafa'ya çok yaradı. Tabii. Şimdi kitabı merak edecekler. Başka kim, hangi isimler var? İlk Defne Samyeli patladı. Ama tabii Defne'yi de bu hale getiren Cem Yılmaz ilişkisi. Yoksa tabii. Normalde Cem Yılmaz'la bir şey yaşamasaydı, Defne ilişki yaşadım deseydim mutluluklar. Tabii popülaritesi arttığı kesin yani. Ama takipçisi, popülaritesi ve kaşesi. Peki sahne. Şimdi Defne Samyeli diyor ki dava açacağım diyor, eğer geri çekmezsen diyor. Kitaptaki Defne Samyeli bölümünü çekerse hakkı var, evet.
Ne olacak? Kitapta olmayacak Defne Kitap Sami. Kitap daha çok satacak. Çekmezse dava açacak. Kitap daha çok satacak, ben sana söyleyeyim. Her iki taraftan da bu iş Mustafa'ya yaradı. Çekse de çekmese de, o bölüm olsa da çıksa da çıkmasa da bu kitap daha çok satacak artık gün itibariyle. Meraktan çat diyorum, bunlar ne nasıl ilişki şey. Yaşamışlar. Peki, gitti hocam. Cem Yılmaz'la Mustafa Sandal arkadaştı biliyorsun. Mustafa Sandal'la ilgili Cem Yılmaz'ın bir demeci var. Çok önceden yaptı. Bakalım ne demiş. Peki, çok tatlı ya. Birbirlerini takip ediyorlar. Ya Mustafa Sandal Cem Yılmaz'ı, Cem Yılmaz Mustafa Sandal'ı takip ederken Cem Yılmaz demez mi? Neden Mustafa? Demez. Cem Yılmaz'ın neden diyecek hali mi kaldı? Bu arada onların şöyle bir durumu daha var. Arif ve 216 filminde Cem Yılmaz Mustafa Sandal'ın da şarkılarını filmine entegre ederek onun taklitlerini de yapıyordu. Orada 90'ları falan yapıyor. Muhteşem bir meç olmuştu onların ikisi. Aslında zaten orada da bir dostluk olduğunu biliyorduk. Birbirlerini sevdiklerini de biliyorduk. Yani bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Heh. Bence Cem Mustafa'ya da inanmış olabilir. Cem yoktu ki geçmişte. Neden? Ona neymiş yani? Ya olmaz ama. Yani geçmişte yaşanan bir şeyi oturup da bir erkek bunun kitabını yazamaz, bu başka yazamaz bir şey. Ben, ama şimdi hesap soramaz Cem. Hesap soramaz, geçmişte niye yaşadınız değil ama ha. Ya şimdi sahiplenen erkek ne olursa olsun. Sahiplenen erkek stalkla sabahtan akşama kadar serenayda da bayılmaz yani. Hayır, ben erkekten bahsediyorum. Yani sahiplenen erkek ruhundan Hı-hı. bahsediyorum. Benim eski erkek arkadaşım, daha yeni ayrılmışım, ilişkisi de olabilir. Evet. Benim de çoluğum çocuğum var. Evet. Bir tane... Çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım çıkıyor diyor ki Ece ile de ilişki yaşadım, şöyle oldu böyle oldu falan diye. Rızam yok istemeden evet. yazıyor bunu. Benim eski erkek arkadaşım açıp da ya arkadaşım be arkadaşsa ne yaptı, ne gerek vardı? Lütfen Ece'nin ismini çıkar dese mesela, yani diyebilir, böyle adamlar da var ha. Sahip çıkan adamlar var Bircan'cığım, herkes böyle değil. Bunlar ya. Hayır, bence olması gereken hiç de bu. Hiç de değil. Çocuğunu, bak sana bir şey söyleyeyim. İki tane kızı vardı. Ona neymiş, Cem'e ilgilendirmez ki artık bu saatten sonra. Ama bu sonra. Kötü bir şey değil ki ilgilendirmemesi. Kötü bir şey değil ama yapmaz bence. Yani kızgınlıkla söylenen bir şey değil ki. Ben çoluğunu dediğin, çocuğunu ben aynı tatile gitmişler ya. Ben daha çok Cem bu işten sıyrılmak için ya da Cem'in asla Defne'nin adını ağzına almaması lazım. Asla. Bu haber olacak bir şey değil. Gizliden arayabilir böyle bir şey. Sahip çıkabilir. Şu an Defne'nin hayatında kimse yok. Erkek İçinden yok başında belki. Yapar. Ve çok rahatsız edici bir şey. İki Hiç tane boyu kadar kız çocuğu var. Ve kendinden izinsiz bir şey yapılıyor. Evet, eski erkek arkadaşı benim hoşuma giderdi. Sahip Yeni bir çıkması. Erkek arkadaşın olsa gitmezdi ama. Yeni erkek arkadaşım olsa zaten eski erkek arkadaşına sahip çıkmaz. Eski erkek arkadaşım başımda bir erkek olmadığını görüp sahip çıkmak Sen isteyebilir. Sen şimdi kadın olarak Defne'yi düşün. Defne ister mi Cem'in onu için sahip çıkmasını? Hoşuna gider bence. Ben niye hoşuna gitmesin? Sana ya, bir dakika, sen bir kendine gel derim. Bir hiç de müsaade etme. Aa, yok, benim hoşuma gider. Ben çok farklı düşünüyorum. Giden gitmiştir, konuda. Gittiği gün bitmiştir. Öyle değil. Dostla kalınabilir ya. Belki de dostlar, bilemiyoruz. Hala bile takip ediyorlar. Hiçbir zaman ayrılınca dostluğu savunmazsın. Ben mi? Evet. Ben Eymen'in babasıyla görüşüyorum ya. Eymen'in babasıyla görüşmek zorundasın. Hayır. Bazı zorunluluklar dışında da görüşebilirim. Başka ilişkilerinle görüştüğün oluyor mu? Yani ben olmaz. Ben hiç sevmem. Şöyle söyleyeyim. Karşılaşırsam merhaba derim ben. Hiç kimseyle öyle kanlı bıçaklı kötü ayrılmadım ki. Ama seni de savunmasınlar. Geçmişini. Ben şöyle çok güçlü karakterim. Savunmaya ihtiyacım olmaz benim. Çünkü ben birazcık daha hani... Erkek varıyım ya, hani erkek var derken bunu yanlış anlamayın. Daha mücadele erkekler ettiğin daha, için hayatta. Evet, evet, erkekler hep evin direğidir, evin erkeğidir falan filan ya. Ben göremedim günah. Evin direği ben olduğum için her zaman. O yüzden hani o anlamda söylüyorum. Evet, ama mesela ben de bunu ben yaptım, yapmasını istemem eski erkek arkadaşımı. İstemem. Yani eğer benim başımda birisi yoksa isteyebilirim, benim kendi fikrim. Ve evet. Eminim Cem de hiç buna oralı bile olmadı. Zaten umursamamış, takibe takip yapıyorlar. Yani.